Bu tarihi Ahlatlıbel zirvesi önemli. Bu zirveyle ilgili dün de konuştuğumuzda konuklarımızla ne söylüyorduk özellikle hani değindiğimiz bir nokta. Henüz iktidar kanadı acaba ne diyeceğini mi belirleyemedi? Şimdi medyası daha çok 28 Şubat üzerinden gidiyor ya hani mutabakat metni tarihi üzerinden. Ama onun dışında böyle net bir karşılık bulamadık ya görememiştik. Ama bugüne işaret ederek şimdi MHP lideri ne söyleyecekti acaba? Grup toplantısında bu konuyu gündemine aldı. Tepki de gösteriyor epey bir. Altılı ganyan falan böyle benzetmeler yaparak sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı adayları yok diyor mesela. Stratejik hedefleri de yok diyor. Yuvarlak masa etrafında yer aldığı öyle resmedilmiş olan bir karikatür. Bunu da mecliste grup kürsüsünde gösterdi. O altı partinin Ahlatlıbel zirvesine öfkesini ekrana getireceğiz Sayın Bahçeli. Zillet ittifak akşam yatıyor, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor, sabah kalkıyor, aynı ezberi tekrarlıyor. Bildikleri bir şey yok. Cumhurbaşkanı adayları yok, stratejik hedefleri yok. Ahlatlıbel'de 5,5 saatlik bir görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur. Fotoğraflar bütün gazetelerde, televizyonlarda var. Burada altı yuvarlak masa, altında HDP, onun HDP'nin ayakları altında Avrupa Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği var. Demokratik bir Türkiye'yi kurmak istiyorlarmış. Türkiye zaten demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Kaldı ki ülkemizde yaşayan herkes eşit ve özgür vatandaştır. 28 Şubat'a gün vermesi elbette tesadüfi değildir. Bu ittifak içten içe çürümüş, çözülmüş ve çökmüştür. İttifak olarak nitelediğine de dikkatinizi çekeriz değerli izleyiciler. Yani henüz altı partinin liderleri de öyle ittifak yorumu bile yapmıyorlar bu konuda kontrollü konuşuyorlarken. Belli ki Devlet Bey bir İttifak fotoğrafı görmüş.